Türkiye'de her iki eczaneden birisi kapanma noktasına geldi. Bu konuyla ilgili Aydın Eczacılar Odası Başkanı Sefa Karaaslan açıklamalarda bulundu. Bir süredir biz de eczacıların yaşadığı sorunlarla ilgili sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gerçekten öyle bir duruma geldik ki eczacılar temel işletme giderlerini ödeyemez hale geldiler. Çalışanların maaşları, sigortaları, kira, elektrik, su muhasebe ederken bütün giderler katlanarak arttı. Ama bu arada eczacıların gelirleri maalesef o oranda artmadı. Çünkü karlılığı Sağlık Bakanlığı belirliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği karlılık ortamında eczacıların buna müdahale etme şansı yok. Biz de bakanlığa diyoruz ki o eczacılığın karlılığını belirleyen kademeleri lütfen arttırın, eczacılar ayakta kalsın. Yoksa böyle giderse iki eczaneden birisinin kapanma riski söz konusu. Bunu farklı basın açıklamalarıyla, sizlerin aracılığıyla zaten halkımıza ve yetkililere duyurduk, duyurmaya çalışıyoruz. Artı yaşanan bir sorun da piyasada bulunamayan ilaçlar. Biz ilaçların da bulunamaması sorununu keza iletiyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki belirleyici rolü ilaç firmalarını da bazen zorluyor. Bazen ilaç firmaları da Sağlık Bakanlığı'nı zorlamak istiyor. Bu yokluğu suni yarattıklarını da düşünüyorum. Orada da iki tarafı da aslında ben çok haklı bulmadığımı ifade etmek isterim. Olan vatandaşı oluyor. Bizler eczacılar olarak sizler geldiğinizde reçetenizde bir ilaç yoksa onu bulmak için depo müdürlerine yalvarıyoruz. Kendi aramızda arkadaşlarımızla biz WhatsApp gruplarından bunu bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz. İlaç yoklukları da bir sorun. Umarım hani bu konuyu da biz dikkat çekerek çözümünü kim nasıl sağlar, nereden sağlar bilmiyoruz ama bakanlığımızdan bunu istiyoruz. Bir de tabii bizim şu sorunlarımızın asıl yakıcı olan ekonomik sorunlarımızı iletmek üzere önce Sağlık Bakanımızla, Sayın Sağlık Bakanımızla görüştük. Kendileri bize haklı olduğumuzu ifade ettiler. Sorunlarımızı anladıklarını ifade ettiler. Ancak çözüm noktasında Maliye Bakanlığımızı işaret ettiler. Orada bir iyileştirmenin bu ilaç fiyat kararnamesinde karlılığı belirleyen kademelerin düzenlenmesi noktasında Maliye Bakanlığımızın bir belki de bu rolü üstlenmesi gerekiyor. Ancak hala üzülerek söyleyeyim bu kadar görüşmeler yaptık, sesimizi duyurmaya çalıştık, açıklamalar yaptık. Halihazırda bir iyileştirme yok. Bu anlamda da sesimizi artık daha gür duyurabilmek adına 16 Ekim'de Ankara'da Türkiye'den bütün eczacılar bir miting yapacağız. Orada sesimizi yetkililere, bürokrasiye, halkımıza duyurmaya çalışacağız. Biz eczacılar Türkiye'de en yakın sağlık danışmanınız. Kapınızı randevu almadan gidebildiğiniz, direkt gidip kapısını çalmadan sorabildiğiniz, danışmanlık hizmeti, birinci basamak sağlık hizmeti sunulan bir yer. Biz burada amacımız eczaneler yaşasın, eczaneler o yaygınlığını korusun istiyoruz. Ve yetkililerden de bu anlamda bize iyileştirmeler yapmasını istiyor ve bekliyoruz. 16 Ekim'de mitingimiz var. Mitinge tabii ki kadar gene sesimizi duyurmaya çalışacağız. Amacımız bizim burada yetkililere sıkıntılarımızı iletip onların çözüm üretmesini sağlamak ve bunun aklı selimin galip geleceğini, çözümün de en kısa sürede üretileceğine inanıyoruz. Aydın genelinde eczacılık yapan kişilerin sorunlarına da değinen Karaaslan şöyle devam etti. Aydın'da da 450 eczanemiz var. 450 eczanenin 120 tanesi merkezde, diğeri ilçelerde. Eczacılar Türkiye'deki eczacıların durumundan bağımsız sonuçta hepimiz aynı sorunları üzülerek söyleyeyim yakıcı olarak yaşıyoruz. Aydın merkezdeki eczacılarımız da aynı durumda. Umarım hani o sorunları kısa sürede aşarız. O dediğimiz iki eczaneden biri kapanmadan o eczacılar mahallemizdeki, dibimizdeki komşunuz, tanıştığınız, arkadaşınız eczacılar yaşamaya hepsi devam eder. Biz hatta halkımıza da şunu söylüyoruz. Eczanenize, eczacınıza sahip çıkın.